Ben Emrullah Özen, 10 yılı geçkindir bu bölgede yaşıyorum. Yer bilimciyim, klimatoloji eğitimini Kaç yıldır buradasın abi? Ben 11 yıldır buradayım. 11 yıldır işte buranın her şeyiyle, yani iklimine bakıyorum, taşlarına bakıyorum. Yok, sormak istediğim konu hareketlerine. Şey, hani uzun yıllardır doğada, kırsalda tek başına yaşıyorsun. Bu konuda söylemek istedim, paylaşmak istedim. Ya son zamanda doğaya gitmek isteyen çok fazla insan var. Evet, ya geç kaldılar tabii. Biz daha önce bunları şey yaptık. Önümüzdeki süreçte daha çoğalacak bunlar. Pandemiyle alakalı değil, pandeminin dışında. Şehirler artık insanları kaldıramaz oldu. Yerlerine muhakkak dönecekler. Onun için toprak edinin, toprak. Yakın bir gelecekte, 5 yıl, 10 yıl sonra belki çok ciddi açlıklar çekilmeye başlanacak. Parayla satın aldığınız gıdalar da hepsi işlenmiş ve sağlığa yarı faydalı olanlar olacak. Bizim burada yediklerimiz, kendimizi ayrı ekiyoruz biz. Ticaretini yapacaklarımız ayrı oluyor. Bazı şeyler hariç, zeytin örneğin. Zeytin, bütün zeytinlerimiz bizim doğal haliyle, çok fazla gübre atılmadan elde edilen zeytinyağları, bölgemizin zeytinyağı. Ama diğer şeylerde, domates, biber, patlıcan gibi şeylerde fazlasıyla gübre, kimyasallar kullanılarak çok ucuza mal ediliyor ve çok da pahalıya tüketiciye ulaştırılıyor. Peki böyle onlar kötü. Köye taşınmak isteyenlere bir tavsiye de bulunabilir misin? Köye taşınmak o kadar kolay bir şey değil. Önceden bir gidip görmeniz gerekir. Bir hafta bir yaşamanız gerekir. Okula giden çocuklarınız varsa onlarla ilgili tedbirleri almanız gerekir. Onları da yanınızda götürebilirsiniz. Kırsal kesimde toplu taşımacılık var şimdi. Çocuklarınız okullarda okuyabiliyorlar, yani bölgedeki okullarda. Anne baba olarak daha çok çocuklarınızla ilgilenebilirsiniz. Çocuk okulun dışında hayatı tanıma açısından çok ciddi tecrübeler edinir. Bence köydeki çocuğun yetişmesi, aklı başında çağdaş bir anne babayla şehirde yetişmesinden çok daha ileri düzeyde olacaktır. Yani çocukların artısı ne yönde olur? Çocukların artısı el becerileri, hayvanları tanıma ve hayvanların insanlar için ne kadar önemli şeyler olduğunu bilmeye ve de tarım. Tarım nasıl yapılır, nasıl şey yapılır? Ruhsal ve psikolojik etkileri. Zaten bütün bunlar çocuğun oyun ihtiyacını olduğu gibi karşılıyor. Çocuk diğer arkadaşları da olur, sosyalleşir onlarla. El becerileri ve doğada, doğanın bir parçası olduğunu bilerek onlar bütünleşerek yaşıyor. Yaşamı da öğreniyor, hayatı da öğreniyor. Hayatı, her şeyi öğrenebiliyor burada. Peki iş... Bir tek kötülükleri yeterince öğrenemiyor. Köyde yetişen bir çocuk da şehre gittiği zaman o şehrin uyanık cin gibi çocukları dolandırabiliyorlar tabii bunları. Evet. Böyle bir sorun var. Peki şehirden köye gelecek olanlara iş tavsiyesi olarak küçük çapta ne önerirsin abi? Ya şehirde yaşadığın zaman zaten kazandığın parayla ne yapıyorsun? Elektrik, su ve gıda ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra para biriktirebiliyor musun? Yok. Yok. Ne ihtiyacın var? Bütün ihtiyaçlarına gidiyor paran. Hatta sağdan soldan borç alıyorsun. Kırsal kesimde olursan yeme içme gibi bir sorunun olmuyor. Bunların hepsini buradan karşılayabiliyorsun. Bırak onu, yandaki komşun bile sana her şeyleri sağlayabilir. Yanında senin 5 dönüm 10 dönüm ekili yerler var. Sen her gün onlardan faydalan, komşun zevkle veriyor sana burada her bir şeyi. Tavuğunu büyütüyorsun, koyunu kuzunu büyütüyorsun. Her ay ya da 2 ay 3 ayda bir koyun kesebilirsin. Her hafta bir tavuk, horoz kesebilirsin. Hindisi var bunun, gazı var, ördeği var. Her bir şey besleyebilirsiniz doğada. Dolayısıyla et... Bir tane inek, 3-5 tane keçi beslediğiniz zaman süt ihtiyacınız ve sebze ihtiyacınızı tamamen karşılıyorsunuz. Dolayısıyla şehirde durmanın hiçbir anlamı yok. Ama bir miktarda gelirinizin olması lazım. Onun için de eğer bir işiniz, emekli değilseniz, bir para geliriniz yoksa küçük bir de gelir getirici iş yapmanız lazım topraktan. Bunu yaptığınız zaman şehirden daha mutlu olursunuz. Teşekkürler abi. Yani bir de o var Emre abi, şimdi bu kadar suya rağmen. Evet. Yani kuraklıktan nasıl bahsedebiliyorsun? Kuraklık ne demek biliyor musun? Bir yıl değişik zamanlarda yağacak yağmurun iki katının bir günde yağıp bitmesi demek. Sel felaketi getiriyor o da. Yağışı yeterince ama dağılmadığı için çeşitli zamanlara ona kuraklık diyoruz biz. Çöle o kadar çok yağmur yağar ki ama bir defa yağar. Bir defa yağar. Yani şu suların arasında, evet, suyun öneminden bahsediyoruz. Bu da çok önemli bir konu. Yani
suyun içindeyiz, suyun öneminden bahsediyoruz. Suyun öneminden. Normalde, diyoruz ki hani, inanamıyoruz ya, nasıl bu şu su var, nasıl kuraklık olur? Nasıl kuraklık olabilir diyoruz. Gördüğünüz gibi kaynak sular mevcut. Ama gerçek mi ki olacak mı kuraklık? Olacak.